Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir perşembe günü diliyorum. Fed toplantısından sonraki bugüne başladığımızda global piyasalarda genel olarak karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Uzak Doğu piyasaları teknoloji hisseleri eşliğinde güne kuvvetli başladılar. Özellikle Hong Kong ve Çin. ABD vadelileri dünkü kapanış seviyelerinde, DAX ise hafif eksi. Dün FED beklenildiği gibi faizi değiştirmedi. Ama oldukça şahin bir açıklama yaptı önümüzdeki döneme ait. Bu sabah itibarıyla ABD'deki büyük yatırım bankalarının önümüzdeki dönem faiz beklentilerine arttırdıklarını görüyoruz. Merrill Lynch ve Citi bu sene içinde iki tane daha faiz arttırımı yapabileceğini öngörüyorlar Temmuz'daki toplantıda ve Eylül'deki toplantıda. Yani benim beklentimden çok daha şahin bir açıklamaydı açıkçası. Benim tek anlamadığım nokta, dediğim gibi, bu endişeler varsa önümüzdeki döneme ait bu toplantıda niye yapıp bir sonraki toplantıya bırakmış olmaları. Ama asıl önemli olan, tüm mesajdan çıkan, büyük bir ihtimalle 2023 yılı içinde kimsenin herhangi bir faiz indirimi beklememesi, hatta önümüzdeki sene içinde önemli bir dönem içinde, ki ancak şu anda Ocak ayına kadar olan beklentileri ben görebiliyorum. Orada da bir herhangi bir indirim fiyatlaması gözükmüyor artık. Tabii ki global makro dengeleri belirleyecek pariteler için önemli faktörlerden bir tanesi, çeşitli büyük ekonomilerde, Avrupa Birliği, Japonya, ABD'deki relatif faiz oranları. Bunlar kurların üzerinde belirleyici oluyorlar ve sermaye akımlarının yönü açısından. Ama en azından şunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde faiz indirimi beklemek çok doğru değil. Çünkü hala ABD'de enflasyon hedeflenen olan rakamdan daha yüksek ve iş piyasası oldukça güçlü duruyor. Bizim piyasamıza döndüğümüzde, piyasa geçen cumaya kadar oldukça kuvvetli performans gösterdikten sonra bir momentum kaybediyor. 22 Haziran'daki toplantı öncesinde. Ben şirket içindeki arkadaşlarla da konuştuğumda tekrar anlıyorum ki ortaya koyduğumuz, söylediğimiz olabilecek çeşitli senaryolar çok iyi anlaşılmadı galiba. Şimdi üç tane görüş var arkadaşlar. Birincisi, bunu yazan yatırım bankaları da oldu, yurt dışı kaynaklı, ABD özellikle. Faizlerin %40'a getirilmesini ya da getirilebileceğini ve böyle bir politika uygulanacağı söylendi. İkincisi, benim de görüşüm ve Atanur Grubu'nun, şirketimizin görüşü olan %25'e çekilip oradan sonra bir kurun özellikle nasıl hareket edeceğini takip etmek. Üçüncüsü ise kademeli olarak iki faiz arttırımı. Bu da birincisi 8,5'tan işte ilk seviye 16'lara, ondan sonra 16'lardan sonra da yine kurun gidişine karşı göre %25'e sonbahar aylarında çekilebileceği doğrultusunda. Yani bu üç tane senaryo var. Bu üç senaryoyu bir süredir söylüyorum ben size ama tekrar hatırlayayım. Yani başka bir yerden çıkan ya da konuşulan bir senaryo da yok. Ben 40'ı pek mümkün görmüyorum. Dediğim gibi piyasa faizleri ne getireceği noktalar açısından ekonomiye yükü ve ekonomiyi hızlı, çok fazla hızla yavaşlatması açısından çok tercih edilmeyecektir diye tahmin ediyorum. Daha orta bir noktada
olması, bunu ben beklerim. Eğer 22 Haziran'da %20'nin altında bir noktada faiz artırımı gerçekleşmiş olursa, yani 16-17'lerde, piyasanın da buna negatif tepki vereceğini düşünüyorum. Ama tabii ki tüm bu faiz oranlarının ötesinde o gün tarihi bir para piyasası kurulunda yeni Merkez Bankası Başkanı'nın ve Mehmet Şimşek'in söyleyecekleri çok önemli olacak. Yani çünkü burada sadece faizin oranı değil, yapılacak başka birçok şey var. Yani özellikle para politikasında izlenecek, şimdiye kadar uygulanan bir takım bankacılık sektörü üzerindeki regülasyonların yumuşatılıp yumuşatılmayacağı, nasıl ilerleneceği, faizler arttığında bankaların ellerindeki tahvillerle ilgili nasıl bir adım atılacağı. Çünkü bakın, bu da kolay bir karar değil. Şimdi burada faiz totosu yapmak kolay bir şey de, faiz totosunun karşılığında bunun bedelini ödeyecek bir kesim var. Yani bu bedeli ödeyecek kesim de muhakkak bunun matematiğinin iyi hesaplanması gerekiyor. Tabii ki faiz arttığında, tahvil faizleri arttığında kamunun yükü artıyor olacak. Ama bankacılık sektörünün de desteklenmesi gerekecek. Desteklenmeden bu süreç içinden geçmesi mümkün olmaz. Sadece burada bankacılık sektörünün üzerinde son 1,5 senede uygulanan işte enkul kıymet tesisi, faizlere, kredi faizlerine uygulanan çeşitli tavan oran uygulamaları, daha sonra TL mevduat eşik uygulamaları zorlama yapmıştır. Ama bu bahsettiğimiz faizin ani yükselmesi zaten sektör için kendi içinde önemli, çok önemli olaylardan bir tanesi. Bunun böyle faizi 40'a çekelim, ondan sonra da yaşayalım gibi bir şey yok. Reel sektöre ve bankacılık sektörüne çok önemli etkileri var. Bunu iyi anlamak lazım. O yüzden yüksek faiz rakamı telaffuz edildiğinde bankacılık hisselerine alış geliyor. Beni şaşırtan bir şey bu. Ben genel görüşle aynı tarafta değilim burada. Tabii ki ilk tepki ne oluyor burada? Birincisi, evet, güvenilir ve credible bir şey yapacaklar. Gerçekten bu sefer seneler sonra ilk defa faiz enflasyonu düşürmek için adımlar atılıyor. Doğru adımlar, yabancı şeye girecek para Türkiye'ye girer diye. Tabii ki %40 faizde yabancı buraya girmeye düşünür. Çünkü Türklerin de ellerinde bulundukları dövizi bozdurmaya başlayacaklarını belli seviyelerden düşünürler. Yani TL'nin değer kaybı karşısında önemli bir el freni olacaktır çok yüksek faiz. Ama ekonomik aktivitede aynı ve hatta daha sert bir şekilde yavaşlayacaktır. Bu da siyasi iradenin istediği bir şey, gerçektir. Ondan emin değilim. Tüm bunların ötesinde ikinci yarıda da bankalar için çok zor bir dönem başlayacaktır. Yüksek faiz oranında. Yani banka bilançosuna ve gelir tablosuna etkisini doğru anlaşılmadığını düşünüyorum ben burada. Oradaki etkilerin de nasıl çözüleceğini anlamadan önümüzdeki 2-3, yani 2022 karlarını mum ışığıyla ararlar, öyle söyleyeyim size ciddi şekilde. Zaten zorlanarak gittikleri bir dönemden geçiyoruz. Ama dediğim gibi bu dönemi bir yol kazası yapmadan atlatmak lazım. Bankacılarla olacak olan toplantı o yüzden önemli, dediğim gibi. Sasa etkisi devam ediyor piyasada. Dün de satışlar oradaki devam etti. Endeksin genelini aşağıda çeken oydu. Bankalı hisselerinin performansı olmasa zaten büyük bir ihtimalle 5300'ün de altına gelebilirdik diye düşünüyorum. Ama sonuçta son bir haftaya girdik bu faiz konusunda neler olabileceği. Bugün ayın 15'inde Ekrem İmamoğlu'nun bir davası var ama bu davanın açıkçası ben bulamadım. Yani daha önceki siyasi yasakla ilgili davanın görüşülmesi mi ve son karar mı, yoksa başka açılmış bir dava mı bilmiyorum, ama bugün de piyasaya gün içinde böyle gelebilecek bir haber akışı var. Eğer o siyasi yasakla ilgili davanın tekrar istinatta görüşmesinden sonra
karar olmamışsa yine zaten hani şu anda zayıf dinamikte olan piyasanın negatif etkileyebilir. İlk haber çıktığındaki günü hatırlayın. O günde Aralık ayında ciddi bir dalgalanmaya yol açmıştı. O zamanki kadar dramatik bir etkisi olmaz. Aslında biraz beklenen bir haber artık. Yani ben Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olmasını bu noktadan sonra çok şaşırmam açıkçası. Tabii olayın bir de Yargıtay süreci var. Yargıtay'a gidecek. En son orada olunursa gerçekleşiyor. Piyasa biraz daha bu son 2-3 gündeki satışları sindirmeye devam edecektir açıkçası. Dediğim gibi önemli olan gelecek haftaki hem faiz kararı ve faiz kararıyla birlikte açıklanacak ekonomik, izlenecek ekonomik politikaların detayları olacak. Bu arada şeyler duyacağız tabii ki. Şimdi yeni bir Merkez Bankası Başkanı var. Merkez Bankası Başkanı da kendi ekibiyle çalışmak isteyecektir. Bazı başkan yardımcıları veya para piyasası kurulu üyeleri görevden ayrılabilir, ayrılmalarını isteyebilir. Kendi ekibiyle, kendinin uyumlu çalışabileceği bir ekiple oluşturmak açısından. Bunlar önemli değil. Önemli olan orada başkan gerçekten. Başkanın işini kolay şekilde yapabiliyor olabildiğini gördüğümüz zaman genel güven daha artacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese merhabalar. Ben de Kocaer Çelik'le alakalı bir haberi paylaşmak istiyorum. Şirket jeotermal enerji başta olmak üzere son bilanço dönemindeki aktiflerin %3.78'ine denk gelen 300 milyon TL sermaye ile Kocaer Enerji Anonim Şirketi'nin kurulmasına karar verdiğini açıkladı. Şirket daha önce de Aydın Kuyucak'ta 24 megawattlık bir jeotermal enerji santrali yatırımı için fizibilite çalışmaları yaptığını söylemişti. Ayrıca hali hazırda şirket zaten çatı üstü GES teknolojisiyle kendi enerji ihtiyacının %33'ünü karşılamakta. Şirketin 2024 birinci çeyrek için verdiği hedef ise enerji ihtiyacının tamamını kendisinin karşılayabilmesini sağlamak yönünde. Bu kadar, söyleyeceklerim bu kadar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.